Efendim, Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Batman milletvekili, işçinin suçladığı patron vekil NAV Haber'e konuştu. Sakin olun. Ayın 23'ünde kızımı Ankara'ya göndereceğim üniversiteye ama gönderemeyeceğim. Ferhat Nasıroğlu niye bunu görmüyor? Ben kızımı okutamayacağım senin yüzünden. Senin yüzünden ya. İnadın yüzünden. Görüştüler dün ofiste. Arkadaşlarla görüştüler yetkililerle. Ya sendikalı oldukları için mi attınızlar? Yok, öyle bir şey yok. Yok. Sendika zaten yetkili değil. Promosyon alamıyoruz diyorlar. Orada tamamen bir dezenformasyon var. Sosyal medyada da yanlış bir algı oluşturuyor. Yoksa bizim çalışanlarla bir sıkıntımız yok. Manisa Soma'da işten çıkarılan, çalışma koşullarına ve düşük ücrete isyan eden maden işçilerinin Ankara'ya kadar gelerek görüşmeye çalıştığı isim AK Parti Batman milletvekili Ferhat Nasıroğlu. Soma'daki o maden şirketinin sahibi. İşten atılma gerekçeleri nedir? Şimdi orada 500 kişi çalışıyor. 5 tane arkadaşımız. O da iş disiplinine uymadıklarından dolayı. Sendika oldukları için değil. Yok. Ya bu arkadaşlar ölüm tehlikesinden kaçarak gelip burada çalış hakkını arıyorlar. İşçi sağlığı ve güvenliği önlemleri alınsın diye buraya geliyorlar. Bir insana ne kadar değer verirseniz o kadar karşılığını alırsın. Yaklaşık bir aydır haklarını arıyor maden işçileri. Aralarında işten çıkarılanlar da var. Madende çalışmaya devam edip çalışma koşullarının düzeltilmesini isteyenler de. Promosyon, bayram mesaisi alamadıklarını, düşük ücretlere çalıştıklarını söyleyen işçiler şirketin kapısında ters kelepçeyle gözaltına alındılar. Ters kelepçe yaptı polis mesela. Çok yok yani ben şey davranıldı. Biliyor, haberiniz var mı ondan? Yani yok. Aslında çalışanın ne kadar değerli olduğunu, çalışanın ne kadar kutsal bir emek verdiğinin de böyle birebir yaşadığımız için şeyini görüyoruz. İşçiler AK Parti Batman milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na dertlerini anlatamadı bugüne kadar. Ama Nasıroğlu, NAV Haber'in sorularını yanıtlarken işçilerin sendikalı oldukları için işten çıkarılmadığını söyledi. Promosyon alamıyoruz diyorlar. Orada tamamen bir dezenformasyon var. Yoksa bizim çalışanlarla bir sıkıntımız yok. İşçilerin işten çıkarılma gerekçesi sendikalı olmaları değil, iş disipline uymamaları dedi Nasıroğlu. İşçilerin iş güvenliği, ücret artırımı ve promosyon talepleri ise yanıtsız kaldı. Bir yığın klişe. Klişeler manzumesi. Emeğin değeri falan filan. Netice ortada. Şimdi kıymetli izleyicilerim.